Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı ve selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere, ister Irak'ta ister yurt dışında. Buradan herkese saygı ve selamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz. Bugün inşallah hep birlikte dediğimiz gibi her zaman birlikte mutfağımıza giririk. Menülerimizi hep birlikte yaparız. Sadece yazmayın. Onun fotoğrafını çekip bir köşeye atmayın. Ama bizimle birlikte ister bizimle yaparsınız, ister yarın yaparsınız. Ama gene de mutfakta birlikte girerin. Bismillahirrahmanirrahim adıyla bugün mutfağımızın kapısını açtık. Adımızı birlikte attık. İnşallah bugünün menüsü gevlüze göre olur. Tabii ki bugün yaptığım yemekler yeni yöntemdeydi. İnan ki biber kebabı India kadar kimse yapmayıp bu ilk kez benim bir yemeklerimden biridir. Onu da sizler için güzel bir şekilde yaparız ve açıklarız. İster et kıymayla yaparsınız, ister tavuktan. O size kalır. Aynen kebaptı. Tabii ki güzel yağda kızarını. O inşallah da dediğimiz ki biz burada yeşil biber kullandık. İsteyen de kırmızı da kullanabilir. Aynı şekilde bu boyutta kırmızı biber de var. Biz sadece yeşil kullandık. Hatta ki demiyası kırmızı bulmadık. Onun yanında yeni yöntemde bir hazırladığımız revanimiz var. Revani içinde revani dediğimiz basbousa. En basit, en hafif bir basbousadır. İkinci tarifimiz de tabii ki mısır unuyundan ve közlenmiş patlıcandan bir çorbadır. Onu da umarım ki evlerimize girsin. Çünkü hepsi yeni tarifti ve kimse de bunları yapmıyor. Gelelim dördüncü tarifimize, o da patates. Onu diyebilmem kimse yapmıyor. Belki de bazıları yapıp patates salatasıdır. O da güzel sebzeli ve güzel soslu, farklı bir soslu bir salatadır. Gelelim hangi işimizde zaman alın? Önceden ona başlayalım. Önceden salatamız için patatesi kızardık, hatta ki sousun. Bismillahirrahmanirrahim adıyla tavanı yağ, biraz bol yağ koymuşuz içine. Burada küp küp doğradığımız 2 adet patatesi. 2 adet patatesin burada tuzumuz var. Biraz tuz ekleriz. Hatta ki patates güzel tuzunu çeksin. Bir de baharat, patates baharatı var, kızartma malı. Olmadıysa da kari de kullanabilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde. İsteyen de kırmızı, toz biber, pul biber, herhangisinin baharatı sizlere kaldı biz bugün, ama kari kullandık. Baharat kullandık, patates baharatı. Bunu güzel bir şekilde karıştırırız. Gördüğünüz gibi tuz ve baharat kızartma, patates kızartması dedik. Olmadıysa isteyen kari, isteyen kırmızı pul biber, o baharat size kalı. Ama tercih ederim kırmızı baharat patates kızartması için olsa daha güzel olur. Bunu bir yana koyalım. Patatesimizi güzel bir şekilde yağda kızardık. Kalan malzemesi buradaydı. Gördüğünüz gibi mısırımız var, yani darı, haşlanmış darıdı. Burada 1 adet soğandı. Onun yanında yarım tutam maydanozdu. Soğanı ister mor koyun. İnan ki ben moru aldım, unuttum evde, yani gerçekten deyip mecbur beyaz doğradım. Onun yanında gördüğünüz gibi kapya biberdi, kırmızı kapya biberdi. 2 kaşık mayonezdi, kalan sumbaktı, zeytinyağıydı, tuzdu, limon suyuydu. O da sos için. Gelin önceden yağımız kızsın. Burada hazırladığımız yağımıza patatesleri ekleriz. Bismillah. Hatta ki istediğimiz şekilde kızarsın. Ondan sonra kalan işlerini hazırlarız. Patatesimiz kızarınca durup boyuna bakmayalım. O zaten yavaş yavaş kızarı. Burada kalan işlerimizi yapalım. Tabaklarımızı yanalım.
tabii ki salatamızda çok fazla iş yoktu. Sadece patatesi kızarsın, ondan sonra kalan işlerine geçerken gelin çorbamıza. Çorbamız için tenceremizin kapağını açalım. Çorbamız için güzel bir şekilde önceden ocağımızı açtık, üzerine tenceremizi koyduk. Çok az miktarda zeytinyağı isteyen, tereyağı isteyen size kalı o. Biz bugün kullandığımız bir ağız zeytinyağıdır, bir ağız tereyağıdır. Burada gördüğünüz gibi sarımsağılık. Çok az miktarda, çünkü zeytinyağı çok fazla sıcak olmaz. Çünkü vitamini kaçar, o yüzden. Sarımsağı ekledik, bir adet soğanı ekleriz. Bunları yan tarafa aldık. İstesaviz de onu önceden kızardınız ama biz önceden soğan hatta ki biraz güzel lezzetini versin, sonra onu ekleriz. Güzel bunu hafif ateşte bekleriz. Soğanımız güzel kızarana kadar, sarımsağımız kızarana kadar bunları bekleriz. Ara sıra da patatesi çapalarız, alt üst yaparız. Hatta ki her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Eşit bir şekilde dediğimiz yani her yeri aynı etrafı birlikte kızarsın. Burada patatesimizi bırakırız, tamamen kızarsın. Gelelim burada. Bunu da biraz kapağını örtelim. Çorbamız için sadece tavaya zeytinyağı, sarımsak ve soğanı ilave ettik. Hafif ateşte güzel yumuşana kadar bekleriz. Onun yanında mısır unumuz var, tuzumuz var. Onu da güzel bir şekilde karabiberimiz var. Onu da en sonda ilave ederiz. Gelelim burada. Patlıcanlarımızı da çıkardım. Bakalım belki pişmişti. Şu anda benim bilmem pişir. Üç adet patlıcan güzel közledik fırında. Bunu da alalım. Gördüğünüz gibi patlıcanları önceden yakıp sonra da güzel ortalarından delikler yaptık. Bu şekilde hazırladık. Onu sonradan doğrayıp çorbamıza ilave ederiz. Dediğimiz gibi bu çorba yeni bir yöntemdi. Yeni bir tarifti ve inşallah sizler de faydalanırsınız. Tabii ki faydalı bir çorbadır. Bir yandan sarımsaktan soğanımız tencerede güzel bir şekilde yumuşamaya başladı. Henüz tam istediğimiz konumda değil. Biraz daha yumuşasın. Sonra yarım bardak mısır unumuz var. Onu ilave ederek güzelce kavururuz. Sonra sıcak suyunu ilave ederek kaynamaya başlar. En sonunda patlıcanları güzel soyup sadece içini ilave ederek. Gelelim burada kıymamızı, kebabımızı yapalım. Gördüğünüz gibi biberleri bu şekilde sadece yandan yarmışık. Gördüğünüz gibi sadece yan taraftan kestik araçlanmadan bu şekilde. Neden? Çünkü bunun içine kebabı koyacağız. Burada 350 gram kıymamız var. İsteyen dediğimiz kimin? Tavuk kıyması, isteyen et kıyması. Biz burada bugün etten kullandık. Adı kebap olduğu için tabii ki tavuk kebabı da var bilirsiniz. Tabakları yanalak. Burada kıymamız çok az miktarda yağlıdır. Ege gelsen kıymamız yağlı olmasa 2 kaşık zeytinyağı içine ilave edelim. Burada gördüğünüz gibi top şeklinde soğanı rendeye vurduktan sonra güzelce suyunu sıktık. Top şeklinde neden koyduk? Hatta ki bilirsiniz tam suyunu sıkmışık. Bunu da ilave ederek bir adet soğandı. Burada bir büyük adet domatesi de gene rendeye vurmuşuk. Gördüğünüz gibi bu şekilde karşımızdadır. Onu da aldık. Tabaklar yanalak. Bunları yavaş yavaş karıştırak. Hatta ki dediğimiz gibi sonra da yoğurması var. Yoğurumuzun iyice kebap şekline geldi. Ondan sonra biberlerimizi doldurup yağda kızardırık.
Burada soğan, domates, kıymanı ilave ettik. Burada iki diş sarımsağı da güzel rendelemişik. Onu da içine ilave ederek. İsteyen bir diş sarımsak koyar. Yoksa isteyen hiç ağzına gelmesin. Biraz toz sarımsak ilave eder. Çünkü sarımsak çok güzel geldi bu kebapta. Burada karabiberimiz var. Karabiberin hepsini ilave etmeyerek biraz da un için çevirir. Çünkü bunu mısır ununa bulayacağız yumurtayla birlikte. Burada toz kırmızı biberimiz var. Kırmızı toz biber de aldık. Bunların yarısını un için çeviririk. Tuzumuzu ilave ederek. Tabii ki biber bayağı acıydı. Burada da kebabiye var. Kebabiyemizi de ilave ederek. Her birisinden bir az miktar kebabiyeden değil ki sadece karabiber, toz kırmızı biber, tuz. Onları çeviririk. Hatta ki güzel mısır unumuza katalım. Burada tuzumuzu, domatesi, soğanı, bütün baharatını ilave ettik. İyice karıştırırız. Biberlerimiz de hazırdı. İnan ki burada henüz kebap yapılmadan kokusu çok güzel çıkır. Umarım ki siz de aynı yöntemde yaparsınız ve aynı yöntemde hazırlarsınız. İki kaşık yemek kaşığı un. Sadece iki yemek kaşığı un. O kadar. Hatta ki içinde piştiğinde güzel kebap şeklini versin. Bunları karıştırırız. Onunu da birdenbire hatta ki tamam kıvamını alsın. Sonradan biberlerimizi doldurup yağda kızardırık. Onu da yedirdik kaşık yardımıyla. Hatta ki güzel kıvamını alsın. Tabii ki biz bunu sonradan ellerde yoğururuk. Hatta istediğimiz kıvama gelsin. Bunu güzel. Gördüğünüz gibi hazırladık. Bunu gelin, kapağını örtek, köşede bekliyor. Patatesimize bakak. Patates de güzel, kızarmaya devam eder. Gördüğünüz gibi bol baharatlı, güzel kokusu çıktı. Hatta rengi altın rengine dönene kadar biz bunu güzel bir şekilde kavurduk. Rengini alsın, sonra tabağımıza alıp savmaya bırakırız. Sonra kalan malzemeleri ekleriz. Bakalım soğanla sarımsağımıza. Tabii ki onlar da güzel. Çok yumuşadı. İstediğimiz kıvama geldi. Şimdi burada ne yaparız? Yarım bardak mısır ununu üzerine ekleriz. Gördüğünüz gibi yarım bardak mısır unu. Mısır unu dediğimiz darı unu. Bismillah. Bunu güzel bir aşama karıştırırız. Tabağımızı yanalak. İyice karıştırırız ki rengi dönsün. Ondan sonra suyunu ilave ederiz. Gördüğünüz gibi güzel. Rengi de çok güzeldi. Tabii ki patlıcanları da sonradan hazır ederiz. Bir az rengi dönsün. Gördüğünüz gibi tabii hızlı bir şekilde rengi döndü. Kendi rengi de sarıdı. Fazla çok koyu rengi olmasın. Geldik ne yaparız? Sıcak suyumuz hazırdı. Sıcak suyunu üzerine ekleriz. Bismillah. İstediğimiz kadar da suyunu ekleriz. Hatta iyi ki kıvamı güzel olsun. Bunu güzelce karıştırırız ki top top olmasın. Gördüğünüz gibi ne kadar elimizden gelir. Güzelce karıştırırız. Bunu kaynamaya bırakırız. Bırakırız iyice kaynasın. Kapağın ucun bir kenarını açık koyarız. Gelin rivanimize. Rivanimiz için burada iki paket bitipor bisküti. Bitipor bisküti dediğimiz o çay bisküvileri var. Ondan iki paketini güzel
Robottan geçirttik, darttık özünü. Burada margarinimiz var. Biz burada bir paketten, bir pakete yakın eritmişik. Tabii ki yarım paket margarin ilave ederek yarısı da kalsın. Bunu güzel bir şekilde karıştırdık. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tabii ki üzeri içinde sütümüz var. Süt reçeli diyoruz. Sizler halibül mukattaf o hazır olanlar ama biz geçen sefer yaptık. O sütten kullandık. Burada da Hindistan cevizimiz var. Üzeri içi kızarttık. Yani kavurduk özün sadece tavada hiçbir şey koymadan. Gördüğünüz gibi rengi altın rengine döndü. Bunu da ilaç koyduk, savuttuk. Bunu bir köşeye alak elimiz altı açılsın. Güzel. Bunu güzel kızarttıktan sonra bu şekilde bisküvinin içine sadece margarin ilave ettim. Margarin dediğimiz bir patatamıza da bakar yanmasın. Çünkü patata hızlıca başladı kızarmaya. Gördüğünüz gibi tam kıvamını aldı. Yavaş yavaş çıkardık özü. İstemedi yanmasın. Hatta işimizi sonradan halledelim. Biraz bu yana düşüp ocağımızı da kapadık. Bir kaşık da alak. Hatta kaşık yardımıyla. Gördüğünüz gibi hepsini birlikte çıkardık. Tavadan güzel bir şekilde küp küp doğradığımız patatesleri. Gördüğünüz gibi baharat ne güzel bir renk verdi özüne. Çok güzel bir rengi var. Altın rengi de. Bunu savdırık. Savuttuktan sonra salatamıza ekleriz. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Hayatım, Eşe Hanım, ne dese ruhum. Sağ ol canım, siz, sağ ol canım, size iyi sağ olsun, ben de iyi ya. Hayatım sen maşallah. Hayatım sen. Sağ ol, kimiyle görüştün? Olacak senden hayatım. Ben sizin kabak dağıtıyorum, Elif'in yetseydi, ben çok memnun olam senden. İnşallah, bal kabağı dağıtlısın. Sağ ol, ekrem yedim ağrımızı, hayatım. İnşallah. Ramazan diye tu görmedim. İnşallah gözüm üzerine. İnşallah indi açıklarım Savuç hayatım. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için ablam adını bilmedik nerede. Ve inşallah da YouTube'da da var ama biz seni kırmarız istediği için tekrar iade ederiz yani söyleriz. Kabak tatlısı için mesela bir kilo kabak, bal kabağı, kabuğun kalın kabuğunu soyduktan sonra iç kısmının yumuşak yerini aldıktan sonra mesela çekirdeğini aldıktan sonra elyefleri var yumuşak onu da bıçak yardımıyla alsa çok güzel olur. İster büyük bal kabağı büyük ise zaten biz yaptığımızda bal kabağımız küçük idi. Aynen diliminde, aynen şeklinde koyduk özün. Bunu güzel bir şekilde bir tencereye alsan üzerine mesela bir bardağı, bir kilo bal kabağına mesela istesen çok şirin olmasın 750 gram şeker koyasan bunu güzel hafif ateşte pişirirsen içine çabuk tarçın isterse o karanfil içine bir iki tane atasan ondan sonra güzel suyunu çektikten sonra savudursan bunu kaymaktan yoksa kremeyden yoksa da doldurmaydan yaptıysa o da diyarık afiyet olsun. Burada gördüğünüz gibi bütün margarini güzel pirinçten birleştirdik. Tabakımızı getirdik. Önceden tezgahımızı silahın çünkü biraz biskittük. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Alo. Alo buyurun. Kimiyle görüşürüm? Ben Esen'le Nasi'den. Baştan gözlerine Esen'le Nasi. Hoş geldin programımıza. Sağ olasın canım. Size iyi sağ olsun. Biz de iyiyiz inşallah. Abla sağ olasın. Buyurun. Allah sağ ol canım. Ne demek boynumuzun borcu da sen anlasın. Sağ olasın. Buyurun.
tamam abla zahmetiz. Ben bir senin tarikasın istedim zahmet olmuşsa hamirine. Hamirine inşallah. İndi açıklarım sağ için. Tamam, hayatım, baştan gözlerine teşekkür ederek programımıza katıldığı için. Teşekkür ederek bizim ablamıza sonsuz teşekkürlerimiz, kucak dolusu sevgiler. Buradan bizden Külçe'nin tarifini istedi. Sadece hamirini her zaman 4 un, 1 yağ, 1 su. İstediyse o su yerine süt kullanırsan, 1 kaşık, istese o külçe kokusu, istese o sadece hil. İçine ilave edersen 2 kaşık toz süt, 1 kaşık 1 paket kuru maya yani humra, 1 kaşık hel, 2 kaşık da büyük tepeleme şeker. Bunu bu şekilde yapasan, ondan sonra yoğurursan, biraz mayalandırırsan ve yaptıysan diğeri afiyet olsun. Gördüğünüz gibi bunu bisküvileri koyduktan sonra güzel el yardımıyla, çünkü burası biraz hafif. El yardımıyla neden bastırırız? Hatta bilağın hep bir yeri aynı seviyede olsun ki yaptığımız yemek güzel dursun. Burada bisküvetten sadece margarini ekledik. Bilağın burada kremimiz var. Krem şanti dergi krema. Yani kışta. Biraz suyunu alalım. Bunu güzel bir şekilde isterse avuz kaşık yardımıyla da koyarsınız. Biz dedik hatta hapı yerine geçsin. Bu şekilde hazırladık. Kremde kışta. Her zaman aldığımız kışta. Bazılarsa bahçe kahvaltıda yer. Bazı güzel kremalı yemeklere katar. İşte bu şekilde hepsi yerini güzelce eşit bir şekilde hazırladık. Bunu güzel alayım. Pardon. Kaşık yardımıyla da biraz tüzleyelim. Hatta tamamen şeklini alsın. Şimdi geldik. Hamirini yaparız. Gördüğünüz gibi sade bisküvetten kremanı, kıştanı ilave ettik. Burada da önceden şeyi alalım patatesi. Patlıcanı, pardon. Patlıcanları buraya alak. Hatta tepsini kaldırak çünkü yolumuzu çok tutup. Bu şekilde. Tabii ki bu patlıcanlar çorbamız çıktı. Bilginiz olsun. Bir de çorbaya bakalım. Güzelce karıştırakın. Çünkü güzel kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvamı da çok güzeldi. Sonra mikserle patlıcanları ilave ettiğimizde mikserle güzel çırparık. Bunu da ateşini hafif edek. Burada bu yağda da işimiz kalmadı. Bunu da yanarak. Gelin rivanımızı yapalım. Çünkü fırını da önceden altın üstün açarız 180 derecede. Aşağı yukarı yanması lazım. Geldik. Buradaki adet yumurta var. Güzel yumurtaları her kereki yöntemde ki biz kırık olsun ki temiz çıksın. Hatta ki emin olak dediğimiz gibi. Gördüğünüz gibi ben askere diyorum un alabildiği kadarı. Ama bunun tarifin hepsi miktarı birdi. Gördüğünüz gibi bazı yumurta büyüktü, bazı küçüktü. O zaman bu halde olduğunda unun ayarını kaçırdı kek yaptığımızda. Ama bu sefer bunun ayarını nasıl vermişsem inşallah siz de ekrandaki kimini yaparsınız. 2 adet yumurtadı. Ağıyla sarısı birlikte. Bunları yanalak. Önceden yumurtanı güzel bir şekilde hafifçe çırparık. Burada vanilyamız var. Vanilyanı ekleriz. Hatta ki yumurtanın zifrini alsın. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Pardon, yağımızı da getirek, yağı unutmuşuk. Yağımız da tabii ki 3 bardak yağdı. Onu da güzel bir şekilde içine ilave ederek
buraya koymayı unutmuşuz. Onu da güzel bir şekilde içine ilave ettik. İki adet yumurta. Çok az miktarda bir çay kaşığı vanilya. Gördüğünüz gibi 3 rübe bardak. 3 rübe bardak sıvı yağ. Burada yarım bardak şekerimiz var. Onu da güzel ekleriz. Gördüğünüz gibi hepsini el yardımıyla çırpırız. Hatta ki siz de aynısını yaparsınız. Tabakları yanalak. 2 adet yumurta, 1 kaşık vanilya, 3 rübe bardak sıvı yağ, bir de şeker, yarım bardak şeker. Burada şekeri ekledik. Burada da erimekimiz var. Burada da toz sütümüz var. Yarım bardak toz süt. Hatta ki lezzeti çok güzel olsun. Yarım bardak rivani, irmik. 1,5 bardak süt, sıvı süt. Gördüğünüz gibi 1,5 bardak sıvı süt, yarım bardak toz süt ilave ettik. Hatta ki kıvamı çok güzel olsun. Bu şekilde. 2 yumurta, 1 çay kaşığı vanilya, 3 rübe bardak sıvı yağ, yarım bardak şeker, yarım bardak toz süt, yarım bardak irmik. İrmiği en sonunda burada kabartma tozumuz var. Baking powder'ı ilave ederiz. Çünkü her zaman keki de yaptığımızda en sonunda kabartma tozunu ilave ederiz. Hatta ki güzel şişsin. Burada şimdi irmikimizi ekleriz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde oldu. İçinde irmik var. Bisküvimiz var. Üzeri içinde dediğimiz gibi halibül mükethef yani süt reçeli üzerine ekleriz. Bir de kızartılmış Hindistan cevizi. Onu biraz bekletiriz. Bir daha çırparız çünkü içinde irmik var. İrmiki biraz şişsin. Ondan sonra güzel bir şekilde hazırlarız. Bir taraftan kıymamızı yaptık, patlıcan, patatesimizi kızarttık. Çorbamızda kaynırı, gelagın, patlıcanları soyağın. Tuzumuzu, karabiberimizi ekleyin çorbaya. Güzel. Çok güzel kıvamdadır. Tuzu, karabiberini de ekledik. Gördüğünüz gibi çok güzeldi kıvamı ve güzel bir lezzetli bir çorbadı. İnan ki bir sefer yapsanız hiç bırakmazsınız. Zaten bu çorbanın tadı çok farklıydı. Çok güzeldi. Gelin bırak. Patlıcanları. Tabii ki savdu biraz. Bunları kaşık yardımıyla bir tabaka alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel pişmiş. Sadece yakadık. Yakadıktan sonra kenarlarını delik ettik. Sıcak fırına verdik. Fırında da güzel arkalı öglü pişti. Bu şekilde. İsteyen ocak üzerinde de yapabilir. Alüminyonu kaplayıp ocak üzerinde yemek yaparken onu ara sıra karıştırdıktan sonra bunu yani döndürdükten sonra tabii ki onun da arka öğü pişer. Bu lokum kümün olup değmeden hemen kabıktan araçlarını gördüğünüz gibi. Tabii ki yumru patlıcanlar olsa çok güzel. Zaten ben bunları onun için seçtim. Burada gördüğünüz gibi patlıcanları da soyduk. Bunu bir köşeye alalım. Çatal yardımıyla güzelce ezağını özüm. Tabii ki önceden tezgahım biraz elim altı temiz olmasa çalışamam. Gördüğünüz gibi rivanımızı da hazır ettik. Sadece kalıp
güzel hamurun üzerine ekleyek. Gördüğünüz gibi tabii ki bu robottan da geçer ama sadece patlıcanı çorbamıza ilave edek. Hatta ki sonda mikserle geçerim bu şekilde. Gelin bunu da çorbamıza ekleyin. Çorbamızda sarımsak, bir diş sarımsak, bir adet soğan, zeytinyağında isteyen herhangi yağ kullanırsa onda da kullanabilir. Yumuşattırdık yarım bardak mısır unu. Gördüğünüz gibi ne güzeldi. Şimdiden hemen isteyen de Robert'tan da geçirtmez. Ama Robert'tan geçirse havuz çok güzel olur. Bunu güzel bir şekilde yağını da zaten içine koymuş. Üstüne koyan bir yağ yoktu. Bu şekilde hazırlandı. Gelin kalan işimizi yapalım. Bakalım. Rivanımız güzel gördüğünüz gibi. Biraz şişti. Şiştikten sonra tabii ki kıvamı da fark eder. Bunu yaptık. Kıvamı da bu şekilde oldu. İstese havuz daha fazla beklersiniz ama bizim burada zaman çok dardı. O yüzden daha fazla bekleyebilmeyiz. Fırınımız da sıcaktı. Gördüğünüz gibi. Bismillah. Bu kıvamda olur. Tabii ki bu hızlı bir rivan idi, besbusadı ve çok basitti de ve çok güzel de oldu. Tavsiye ederim. Aynısını yapın. Bunu da yanalak. Elimizi bir bas silahın. Gördüğünüz gibi şimdi bunu fırına vereceğiz. Arkalı ögülü yandırmışız. Biraz hareket vererek hatta her yer eşit olsun. Fırının kapsını açak. Orta kısmına koyarız. Burada arkalı ögülü açmışız uzun. En azından bir 25-30 dakika pişmesi lazım. O inşallah araya girmeden evvel de pişer. Bu da sütü de süt reçeli çıktıktan sonra sıcak sıcak üzerine gezdiririk. Ve bir de Hindistan cevizi kavrulmuş, kızartılmış üzerine ekleriz. Gelin burada patatesimizi de şey yapalım, salatamızı hazırlayalım. Hatta ki kalan işimize bakalım. Burada gördüğünüz gibi mayonez mi sosu içinde. Dediğimiz kimin soğan isteyen mor soğan da kullanır. Tabii ki bunda mor soğan çok güzel olurdu. İnan ki çok uğraştım buldum ama arabada unuttum. Ne yazık ki. Burada kırmızı biberdi. Bu salata da çok güzel geldi. Bir de mısırdı. Mısır dediğimiz darıdı. Darını da ilave ederek. Bunları yanalak. Yarım tutam da maydanozdu. Yarım tutam da maydanozumuz var. Bir daha kızartılmış patates var. Onu da üzerine ekleriz. Tabakımızı yanalık. Tabii ki burada bunlar hele karıştırmalık. İkram tabakını aldığımızda karıştırırız. Sosunu da hazırlayalım. Hatta birden burada işimiz kalmasın. Sosu ise burada 2 kaşık mayonezdi. Burada yarım bardak zeytinyağıdı. Zeytinyağını önceden aldık. Limon suyuydu. Bir limonun suyuydu. Bunu güzel bir şekilde biraz tuzdu. Çünkü ekşimiz çoktu. Gene tuzunu bir az fazla koyak. Burada kırmızı toz biberdi, paprikadı. Bir de karabiberdi.
tabii ki bak bunun sosu çok farklıdır. Ve sosunu da indi eklemarık. İkram tabakını aldığımızı sadece sizler için hazırlayalım. Hatta biberden uğraşalım. Ona göre rivanımızı fırına aldık. Bir kaşık da toz sumbaktı. Sumbak çok güzel lezzet verir bu salataya. Umarım ki siz de yaparsınız. Sumbakını da ekledik. Boş tabakları yanalak. Burada da iki kaşık mayonezimiz var. Mayonezi de ekleriz. Tabii ki dediğimiz gibi bu sos çok farklı bir sostu. Hem ekşiliydi, hem güzeldi, hem de bunu yanalak. Sosumuz diyebilir hazır oldu. Tabii ki sosumuz gördüğünüz gibi ne kadar güzel, bu çok güzel ve çok iştahlı bir sostu. Bunu da en sonunda ekleriz üzerine. Gelin, kalın işimizi yapalım. Tezgahımızı silalım. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo, selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba abla, hayatım. Sağ ol canım. Güzel yemeklerim. Allah razı olsun. Size iyi sağlık, biz de iyiyiz inşallah. Sağ olasın. Kimiyle görüştük? Şehla. Şehla Hanım, hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş gördük hayatım. Güneş abla diyelim ki kendilik öpmeni istedim senden. Ramazan'da rastlamıştım senden. Aa, istemişti. Vallahi doğru değilsen. Ben çok şey yapmadım çünkü yoğunluk var idi. Ve inşallah tamam. Yaparım savcı. İnşallah diyelim gelen halka yok, o bir halka. Allah'ın izniyle. Yani ne günü inşallah? İnşallah şey günü. Pazartesi. Pazar günü. Ha tamam. Ha yani sebit günü, pazar günü de iadesidir. Tamam. İnşallah. Tamam. Gözüm üzerine hayatım, baştan gözlerine göz rahat. Gözü yakınmasın. Allah uzun ömür versin. Sağ ol canım. Allah sizler de esir etmesin. Neşe abla, bir sorun daha vardı. Bəli. Safiha yani feste varsa dedim. Feste var. Feste canı yayın var. Bir de YouTube'da da yapsal Türkmenyeli mutfağı çıkar. Ha, tamam. Bütün senden kaçtığı programlar orada izleyebilirsen inşallah. Çok memnun. Hayatım, Allah'tan memnun canım. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Teşekkür ederiz bizim ablamıza. Dediğimiz gibi bazıları hatırımızda kalmıyor. Bizden çok şeyler istediler. Onları da teker teker yaparız Allah'ın izniyle. Burada yağımızı koyduk ocağımıza. Gördüğünüz gibi biberleri şu şekilde yarmışık. Bir yandan da kebabımızı hazırlamışız. Bir iyice daha yoğurağın özün. Hatta ki tamam kıvamını alsın. Yağımızı da koyduk ocağa. Yağı hafif ateşe koyalım. Hatta ki çok hızlı kızarmasın. Bakalım neçe kebap elde edebilir. Ateşini hafif edelim. Şorbamız da zaten hazırdı. Burada kızartması için 2 adet yumurtanı çırptık kasada, geniş bir kasada. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Bir de mısır unumuz var. Buyurun. Alo. Alo, alo. Buyurun. Buyurun. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kimiyle görüşürüm? Ayan Nasuh. Ey annası, hoş geldin programımıza. Buyurun. Hoş bulduk hayatım. Ne desen iyisin? Sağ ol canım. Size iyi sağ olsun. Ben de iyiyim inşallah. Ey annası. Sağ olasın. Cigarım ne sefan? Bəli, buyurun. Ne tarif istedim senden? Ne tarifi? Çörek tarifi, çörek. Çörek. İsten edim savcı yok, isten açıklayayım savcı. Vallahi açıklasa o daha iyi olur, memnun olan senden. Hayatım sen, çünkü çeşit çeşit var. O zaman kurmuşam da yapım özün. Olabilir yani evet. Diyeyim sana yarın öbür gün, olabilir yaparım özün. Yapsa o daha iyi olur, ben ha. De bakarım elva. Ha, daha, de anlarım daha iyi. Daha iyi olur. Güzel, basit bir yolda. İnşallah sizler için zaten ben fikrime koymuştum. İnşallah o zaman yarın yok bir gün tarifte inşallah çörek tarifini göresen ve birlikte yaparız. İnşallah. Çok i̇nşallah. Hayatım sen ayı annesi. Sağ olasın. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Sonsuz teşekkürlerimiz ayı annesine.
Zaten biz çöreği fikrimize koymuşuz ama inşallah yarın yaparız özüm. Burada gördüğünüz gibi yağı koyduk ocağın üzerine. Burada mısır unumuz var. Mısır unu da olmayan normal undan da yap. Ama mısır unu daha güzel. Yani yağda kızardığı zaman zararlı olmaz. Ve bir de yumurtanı çırptık. Burada tuzunu, karabiberini, bir de babrika, babrika dediğimiz kırmızı toz biberdi. Burada Bismillahirrahmanirrahim adıyla bunu güzelce dolduruk. Tabii ki bu kebap çok farklı bir kebaptı. Umarım ki siz dediğimiz kim isteyen tavuk kıymayla da yapar. Biz burada et kıymayla yaptık. Siz isterseniz tavuk kıymayla da yapabilirsiniz. Kırmızı et yasak olanlar için bunu güzelce içini doldurduktan sonra bir telefon bağlantısı var, buyursun. Buyurun. Alo. Alo, buyurun. Abla, ne var, niyetin? Sağ ol canım, kimiyle görüştüm? Ayşen Koryalı. Bale? Ayşen Koryalı. Baştan gözlerine Ayşen Hanım, hoş geldin programımıza, buyurun. Niyet sana abla sahatı. Valla ben hazretim görüşüm sağdan salaşım sağsı ve yaşadım. Hayatım sen Ayşen Hanım. Teşekkür ederim programımıza katıldığı için. Teşekkür hayatım ederim. Ne diğer savda hizmetteyiz hayatım. Teşekkür ederim bizim ablamız Ayşen Koryalı'ya. Buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz. Kendisine ve bütün Korya halkına ki bizi programımızı izlerler. Allah razı olsun özünden. Teşekkür ederim. Buradan gördüğünüz gibi kebapları bu şekilde doldurduk. Bunu güzel el yardımıyla sıkarız. Hatta ki açılmasın. Yağımız da bir yandan sıcak oldu. Tabii ki dediğimiz kimin kızgın yağda kızartmarık. Hatta ki içi de hepsi pişsin. Ve bir de biberler de pişsin. Bir bakalım neçe tane elde ederiz. Çünkü biz 400 gram kıyma kullandık. İsteyen bir kilo da yapar. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Önceden unumuza bulayak. Sonradan yumurtaya bu şekilde. Sonradan tekrardan una. Una buladığımızda güzel. Unu da alı. Bunu yağda kızartırız gördüğünüz gibi. Bismillah. Bunu yağa koyarız. Yağımızı bir az hafif verelim ateşine. Önceden mısır unu. Baharatlı mısır unu, sonradan yumurta. Yumurtanı da tabii ki sadece çırpmışık. O kadar. Onu da güzel bir şekilde her yerine bularız. Onu da yağımızın içine aldık. Hatta ki arkalı ögülü kızardırık. Ondan sonra kalan işimize devam ederiz. Güzel bir şekilde. Tabii ki isteyen dediğimiz kimin normal undan da yapabilir. Biz burada mısır unuyla yaptık. Mısır unuyla daha faydalı olur, daha sağlıklı olur. Bunları alalım yağa. Dört tane atalım. Hatta ki sonradan kalanlarını da hazırlayalım. Gördüğünüz gibi. Buradan inşallah bizim seyircilerin de isteklerini yavaş yavaş hepsini hazırlarız. İster Ramazan'da, ister Ramazan'dan evvel istediğimiz istekler hepsi yerine geldi Allah'ın izniyle. Burada gelip tekrardan biberleri doldurak ki kalmasın kıymamız. Bu şekilde. Tabii ki bu kebap çok farklıdır. Biberimiz de acı değil. Tabii içinde acılık var. Mesela karabiberdi, babrikadı, keskindi. İsteyen de acı biberden de yapar. Çok acı yiyenler için acı biberden yapar. Bunu bu şekilde hazırlarız. Fazlalarını aldık. Güzel. Çünkü dediğim gibi bu biber çok farklı oluyor. O biberin de bilirsiniz ne kadar faydası var. Çok faydası var. Bunu güzel bir şekilde arkalı ögülü bularız.
Ha, bunu bu şekilde yaparız. Bunlar dolduktan sonra çorbamızı mikserden geçirdirir. Çünkü çorbamız hazır oldu. O bir yandan da rivanimiz fırındadı. Ve kebaplarımız da hazır olmak üzereydi. Kebaplar sadece kızarsın. İkram tabakını aldık. Salatamızı da katmışız. Sosunu da öküzde yaptık. Gördüğünüz gibi sosu da çok farklıydı. Bu şekilde. Sonradan yumurtaya. Yumurtadan tekrardan unu. Bunları bu şekilde. İç harcı da kebaptı. Kebap dediğimiz normal tava kebabı yaptığımız kimi kebabı yapmışız. Bunları da bitirek. Bir rivanimize de bakak. O ne haldadır, ne durumdadır. Tabii ki sanki elimiz ayardı birbirinden. Hiç fazla eskik çıkmadı. Rivanimizi de önceden alt kısmını açalım. Sadece alt kısmını açalım. Çıktıktan sonra dediğimiz gibi süt reçelini ekleriz. Ondan sonra Hindistan cevizi, kızarılmış Hindistan cevizini ekleriz. Güzel bir şekilde karşımızda ola. Biberler de kızarmak üzereydi. Bir grubunu çıkardırız, ikinci grubunu da hazırlamışız. Bir bakalım. Tabii ki biberleri güzel bir şekilde gördüğünüz gibi tamamen kızardı. Diğer tarafları bu bir tarafını daha kızardırır. Hatta ki şiklin alsın. Burada yer var. Bir tane daha koyalım. Hatta ki hepsi bir yerde kızarsın. Gelin iki tanemiz kaldı. Bakalım bu kıyma iki tane yeter yoksa bir tane yeter. Bu şekilde hazırlayak. Sanırsam her bir tane yeter. Çünkü kalmadı. Kıymamız bu şekilde hazır oldu. Bunları yanalak. Tezgahımızın üzerini silahın. Biberlerimizi kızartmaya devam edelim. Burada sadece bir tane kaldı yumurtaya sosuna sürerin. Onu da hatta elimiz altından kaldırarın. Burada gördüğünüz gibi biberler kızarmaya devam ederim. Burada bir tane de yeri var. Onu da koyarın. Hatta hepsi bir yerde kızarsın. Bu bir tane kaldı. Bunu da güzel bir şekilde. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Buyurun. Alo. Alo buyurun. Hayatım ne şahsınız sen? Sağ olasın canım. Kimiyle görüştüm? Hayatım Mustafa Nasıl Bağdat yolundan. Belli Mustafa nasıl? Mustafa Nasıl Bağdat yolundan. Baştan göz üzerine hayatım. Hoş geldin programımıza. Buyurun. Buyurun canım. Sağ olasın canım. Ne demek boynumuzun borcu da hayatım. Sesi çok kesik geldi. Alo. Teşekkür ederim bizim ablamıza, Bağdat yolundan bizi ağırır. Sonsuz teşekkürlerimiz programımıza katıldığı için. Zaten sesi çok kesik geldi, bir şey anlamadım özünden. O inşallah gelecek aradığında istediğini yerine getiririk Allah'ın izniyle. Burada gördüğünüz gibi güzel önceden el divanımızı çıkardık çünkü bayağı kirlendi. Burada gelin. Çorbamızı biberler kızarınca
çorbamızı. Sanırsam sıcaktı. Çorbamızı alalım. Bir mikserden geçirdim. Çok güzel bir çorbadı. İnan ki tavsiye ederim. Çünkü kokusuna doyulmur. Bir güzel bir şekilde mikserden geçirdim. Bismillah. İçindeki hapsi patlıcanları ezerek. Bunu bu güzel bir şekilde hazırladık. Tabağımızı yanalak. Burada gördüğünüz gibi bir daha ocağa verip ozun. Sonradan ikram tabağını aldık. O güzel bir şekilde somunla ekmek yani doğranmış ekmeklerle süsleriz. Allah'ın izniyle bir bakalım rivanımız ne oldu? Rivani de güzel bir şişmeye devam ederim. Onu da bekleriz. Burada bakalım hangisi pişmiş. Çünkü ara zamanımız geldi. Ama inşallah değerli aziz seyirciler, kısa bir aramız geldi. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek. Gördüğünüz gibi biber kebaplarımız çok güzel oldu ve çok güzel kızardı. Umarım ki siz de bu şekilde hazırlarsınız. Gelelim burada biraz sular ters çevirip. Bir iki tane de kalmış, onları sonradan çıkardık. Çünkü patlıcan kebaplarımız hazır oldu. Çorbamız da bu şekilde karşımızdadır. Burada kızartılmış ekmekten güzel üzerine ekleriz. İstediyseniz de normal ekmekte kurutabilirsiniz. Bu şekilde çorbamız da hazır oldu. Tabii ki salatamız da bol vitaminli ve tatlımızın da üzeri piştikten sonra alt üstü pişti. Ondan sonra üzerine gördüğünüz gibi süt reçeli ve bir daha kızartılmış Hindistan cevizi ilave ettik. Burada gelelim. Bunlar da kızardı zaten. Bunlar da alalım. Tabii ki çok güzel bir kebaptı. Tavsiye ederim. Siz de aynısını yapın. Zaten burada sizlerden zaman geçirtmek çok güzeldi. Zamanımız da hep yolunda geldi. Allah'ın izniyle bütün yemeklerimiz hazır olduktan sonra bizim de zamanımız bitirdi. Ve güzel seslerimizi aldık. Ve güzel isteklerimizi hatırlattırdınız. Biri inşallah çörek yapacağız. Gelen program. O bir programda Allah'ın izniyle ablamızın köpmesin lokma tatlısı diyarık, peynirli lokma tatlı. İnşallah onu da hazırlarız Allah'ın izniyle. Hele kırmızı dolmamız var, hele hepsini teker teker sizler için yaparız. Değerli aziz seyirciler, umarım ki bir günün programı gevrize göre oldu. Ve inşallah gelecek programlarda hep sizlerle birlikte menümüzü yaparız. Bugün programımızın sonuna geldik. Hafızdan Allah razı olsun ve burada bütün kadirlerden, bütün çalışanlardan, müdüründen tut, hepsi kameramanları da müntecidi, temizçisi hepsinden Allah razı olsun ki bizimle her zaman durdular. Allah dırnakları taşa da gitmesin. Burada programımızın sonuna geldik diyebildik. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.